7 Haziran'dan sonra tırmanışa geçen terör saldırıları bayramda da devam ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş dün akşam katıldığı canlı yayında artan terör olaylarını analiz etti. Terörü de Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın sorunlarını da ancak biz çözeriz diyen MTP lideri federatif yapı konusunda da tarihi uyarılarda bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Kadırga TV'de katıldığı bayram özel programında terör meselesinin dününü, bugününü ve çözümünü anlattı. Sıfır seviyesindeki terörün AKP iktidarıyla birlikte yükselişe geçtiğine dikkat çeken BTP lideri, kırılma noktası olarak dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı gösterdi. Sayın şu anda Cumhurbaşkanı başbakanlık döneminde efendim Diyarbakır'a gidiyor. Orada Kürt vatandaşlarımıza sizin meseleniz benim meselemdir. Bu işi ben halledeceğim. Halbuki Abdullah Öcalan ve ekibi onlarca defa o milletin kapısına gitmesine rağmen ona çocuk katili unvanını vermişti. Güvenmemişti. Ve vatandaşlar, Kürt vatandaşlarımız, ya bizim meselemiz asla devletle olmaz. Ama kalktı o ifadesiyle vatandaşın meselesi haline terörü getirdi. Ve burada Öcalan'ın haklılığını ilan etti. Ne oldu? Arkasından da vatandaş ya demek ki bunu bir başbakan diyorsa bu Öcalan doğruyu konuşuyor. Demek suretiyle bütün Kürt kardeşlerimizi Öcalan'ın arkasına taktı. Aslında bu büyük bir suç. Devletin vazifesinin terörü bitirmek olduğunu belirten Profesör Doktor Haydar Baş, terörü terim mitinglerinin yol açabileceği tehlikeleri tek tek sıraladı. Öyle bir terin ediyor ki oradaki insanları tahrik ediyor ve hakikaten terörle alakası olmayan insanlara karşı eylem hazırlığına giriyor insanlar. Yani bir Kürt-Türk çatışması fiilen tetikleniyor. Bunların kafasına bakarlarsa yarın göreceksiniz Kürtlerle Türkler birbirine girecekler. Kürtlerin böyle bir derdi yok. Sonra Kürtler terörist değil. Askeri operasyonlar terörü sonlandırabilir mi? BTP lideri bu soruya hayır yanıtını verdi ve ekledi. Silahla bu iş halledilmez. Polisin, jandarmanın işi olmaz burada. Ha ne zaman olur? Onunla anlaşırsınız. Hukuki hayatı devreye korsunuz. Orman çakalsız olmaz. Birkaç tane de eşkıya çıkar. Ha onunla uğraşırsın sen. Peki terör meselesi nasıl çözülür? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, Rusya'yı ayağa kaldıran milli ekonomi modelinin terör dahil, Güneydoğu ve Doğu'daki sorunları çözecek tek formül olduğunu ifade etti. Doğu'nun, Güneydoğu'nun problemlerini biz hallederiz, biz çözeriz. Bizim bunu halletmek için, çözmek için elimizde tezimiz var, projemiz var. Batan Rusya'yı bu fakir kurtardı. Şimdi dünya lideri yaptı. Amerika erkekse dinlemesin. 5000 Türk lirası asgari ücret verilecek. Ev hanımlarına 1500 Türk lirası maaş verilecek. Orada yaşayan vatandaşlarımız 1000 Türk lirası maaş alacak. Çocuk maaşı var. Öğrenci bursları var. Bunları katmıyorum. Peki size soruyorum. Şimdi böyle bir Türkiye'de terörist kendisine kendini destekleyen arka bulabilir mi? Ben oradaki vatandaşlarımızla sohbet ediyorum. Hocam mümkün değil diyor. Profesör Doktor Haydar Baş konuşmasını tarihi bir uyarıyla noktaladı. Türkiye'nin adım adım federatif yapıya sürüklendiğini belirten BTP lideri kendimize vatan bulamayız uyarısında bulundu. Yarın kendimize net konuşuyorum vatan bulamayız. O günlere doğru girdik. Tiyatro oynamıyoruz bakın. O takdirde öyle başınıza belaları gelir ki o federatif yapı sizi kurtarmaz. Ha bu Rize'den uyana ne olacak haberin var mı? Tamam Güneydoğu'da Kürdistan'ı kurdun. Rize'den uyana neyi kuracaksın? Yani orada Kürdistan kurulacak.
burada Lazistan kurulmayacak. Başının etini yerler. Hayır, Adapazarı'na git. Çerkezistan'ı kurarlar. Biz hem birliği temin ederiz, hem kardeşliği hayata geçiririz. Herkesin cebine para koruruz. Aşını, işini temin ederiz. Mutlu ve de çok mutlu bir hayat bütün millete yaşatırız. Bunda kuşkumuz olmasın.